Herkese merhaba arkadaşlar. Geldik Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Arkadaşlar bir haftadır hastayım. Ee, ciddi hiç sesim çıkmıyordu birkaç güne kadar. Bugün birazcık toparlamışım. Dedim artık videolar beklemesin. Bir an önce başlayalım. Bu videomuzda ne göreceğiz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesini göreceğiz. Bildiğiniz üzere 2017 anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde karar yani bakanlar kuruluna ait olan bir kanun hükmünde kararname vardı. İşte bunun bir nevi at değiştirmiş hali olarak da düşünebilirsiniz. Kanun hükmünde bakanlar kurulu kaldırıldı. Bakanlar kurulunun yürütmenin düzenleyici bir işlemi olan bakanlar kurulunun kanun hükmünde kararname yetkisi de kalkmış oldu. Peki Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini tek başına elde ederken, elde tutarken yürütmeyi ne ile düzenleyecek? İşte bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bulacaksınız. hu hemen gaza geldim. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın buraya kalem yazıyor mu? Yazıyor. Öncesinde denemişim zaten yazdığını teyit etmişim. Ben hala neyin teyidindeysem bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir. Nerede çıkartabiliyormuş? Yürütme yetkisini ilişkin konularda. Peki Cumhurbaşkanı her şeyi düzenleyebilir mi? Yani dilediği her her şeyi Cumhurbaşkanı kararnamesi düzenleyebilir mi? Tabii ki hayır. Diyorum ki kişinin hak ve ödevleri ile siyasi haklar alan, alanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir düzenleme yapamıyor. Ya hocam nerede düzenleme yapıyor? Sosyal ve ekonomik haklarda. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sosyal ve ekonomik haklarda. Yani olağan dönemde olağan hadi ben saat anlatırken temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması, durdurulması hatırlıyor musunuz? İşte olağan dönemde ee, sosyal ve ekonomik haklar sınırlandırılabilir, durdurulabilir. Olağanüstü dönemde tamamı sınırlandırılabilir diye böyle üstünde durmuştum. Burada da işte arkadaşlar yine o sosyal ve ekonomik haklar ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme, bile, düzenleyebilme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Şimdi devam ediyorum. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Devlet denetleme. Bakın Cumhurbaşkanı özellikle Cumhurbaşkanının ile hangi alanda yetki sahibi bu çok önemli. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki hangisi kanunla yapılmaz? Değil mi? E o zaman kanunla yapılmaz aklına ne gelecek? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mi yapılıyor gelecek, tamam Şıkların bir tanesine ne ne verecek hoca soruyu soran kişi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılanlardan birini verecek. Bunlardan en barizi bakanlıkların kurulması ve kaldırılması normal şartlarda yani 2017 anayasa değişikliğinden önce bakanlıkların kurulması ve kaldırılması, görev ve etkilerinin düzenlenmesi neyle yapılıyordu arkadaşlar? Neyle yapılıyordu? Bana bak. Neyle yapılıyordu? Kanunla yapılıyordu. Şimdi ise arkadaşlar neyle yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak en önemli değişikliklerden bir tanesi bu. Bunu birebir bakanlıkların kurulması veya kaldırılması neyle olur şeklinde de karşımıza soru gelebilir. Sesimi çok merak ediyorum. Birazdan kendimi dinleyeceğim. Devlet Denetleme Kurulu. Hocam sesiniz çok iyi. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun üye seçimi, işleyişi, bunların görev ve yetkileri vesaire. Yani Devlet Denetleme Kurulu ilgili ne gelirse gelsin aklıma ne diyeceğim? Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Bunların birazdan anlatacağım. Görev ve yetkileri, işte üye seçimi, işleyişleri neyle neyle e, tanımlanır, neyle görevlendirilir, neyle düzenlenir? Cumhurbaşkanlığı karar karar namesi ile yapılır diyeceksin. Devam ediyorum. Bakanlıkların kurulması kaldırılması. lütfen artık bunu unutma. Görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, Merkez ve taşra teşkilatlarının yapısı neyle düzenlenirmiş arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı karar namesiyle düzenlenir diyeceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreterliğinin teşkilat yapısı ve işleyişi yine neyle düzenlenir diyeceğiz? Cumhurbaşkanlığı karar namesiyle düzenlenir diyeceğiz. Üst kademe yöneticilerin atama işlemleri yine neyle oluyor? Cumhurbaşkanlığı karar namesiyle oluyor. Hocam toparlamak gerekirse ne dersin? Şunu bileceksin. Bakanlıkların kurulması kaldırılması, Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreter yasının belirlenmesi, devlet denetleme kurulu ilgili her şey, üst kademe yöneticilerin atanması bunlar neyle yapılıyormuş? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılıyormuş. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Oyalanma. İndir o ayağını masanın üstünden. O, o ayak masanın üstüne inecek. Ben burada hasta halimle ders anlatıyorum. Sen ayaklarını masaya uzatmışsın ders dinliyorsun. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Anayasada Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ile çıkartılamaz. Bu birincisi. Bak buraya. Anayasa diyor ki kesinlikle kanunla düzenlenecek. O zaman ne yapıyorum? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyemiyorum. Bu bir. İki. Kanunda açıkça düzenleme düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz. Bak buraya kanun açıkça düzenliyorsa bir durumu, bir e, maddeyi, bir kuralı açıkça düzenliyorsa bir hakkı kanun artık burada cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamayacak. Devam. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Bak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi X konuda X konuda bir düzenleme yaptı. Bula 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 bula. Aynı konuda kanun bir düzenleme yaptı. Bula 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 bula. Kanun ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, farklı şeyleri düzenlediğinde kimin dediği geçerli? Kanun dediği geçerli. Bak tekrar okuyorum. Kırmızı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri geçerlidir diyorsa kanunları Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden üstün tuttuğu anlamına gelir. Tamam? Bak münhasıran anayasada düzenleniyorsa kanunla yapılabilecek, kanunla yapılacak kanun en ince kadar düzenlemişse bir, bir konuyu artık Cumhurbaşkanı kararnamesi düzenleyemeyecek. Fakat bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir şey düzenledi, kanun bir şey düzenledi. Aynı konuda burada birbiriyle çelişme durumu söz konusu olsa kimin üstünlüğü geçerli? Kanunun dediği geçerli. Tamam. Devam ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Bakın bir önceki maddeyle de bağlantılı. Diyelim ki X konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartıldı. Artık bu konu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor. Bunun üzerine meclis o X konuda kanun çıkartır. Yeni bir içeriğe sahip, yeni bir düzenleme içerisi arkadaşlar. Bu durumda artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ne düzenlediğinin bir önemi kalmıyor. Kimin dediği söz konusu oluyor? kanunların dediği söz konusu oluyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Var mı? Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkartabilir. Ah! Cumhurbaşkanına yönetmelik çıkarma etkisi geldi mi? Geldi mi? Yönetmelik Cumhurbaşkanı çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Tamam mı? kanunların uygulamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanı da yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Kararnameler, yönetmelikler yayınlandıkta yayın yayımdan sonra bir tarih belirtilmemişse resmi gazete yayınlandıkları gün yürürlüğe girer. Bak buraya. Kanun, yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aksine bir düzenleme yoksa yayımlandı. Yayımlandığı gün, u yazıya bak. yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Hocam burada neyi bilmem gerekiyor? Burada neyi bilmem gerekiyor? Şunu bilmen gerekiyor. Bak sarıya da boyadım. Bak. Bak sana yaptığım şu torpili artık gözünden kaçırma. Bak bilgi veriyorum. Sarıya boyadım. Normalde kanun üzerinde çok dururlar. Kanunlar arkadaşlar aksine bir düzenleme yoksa 45 gün sonra yürürlüğe Bak. Burada bir kayganlık oldu. Kalem yazmıyor. Şu an onu temizliyorum. Elimden de fark ediyorsunuzdur. Heh. Şimdi arkadaşlar yayınlandığı gün eğer aksine bir düzenleme yoksa 45 gün sonra yürürlüğe girerdi. Artık kanunlar için ne diyorum? Yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Bırak kanunları. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler ve kanunlar. Aksine bir düzenleme yoksa ne zaman yürürlüğe girer? Ne zaman yürürlüğe girer? Ne zaman yürürlüğe girer? Yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Herkes 3-4 defa sordum herkes diyormuş. Ne zaman yürürlüğe girer? 45 gün sonra. Ne zaman yürürlüğe? 45 gün. Ben de diyorum yayınlandığı gün. Tamam. Aman ha arkadaşlar. Bu değişti. Bakın. Bu değişti. Artık kanun, yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ekrandan çıkmamışım. Kendimi bu hasta halimle bile ekrandan alamıyorum. Alamıyorum arkadaş. Bir insan kendini bu kadar beğenir mi? Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Yargısal, yargısal, yargısal denetim kim tarafından yapılacak? Yani şunu diyebilir soru bize. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı yolu kapalıdır. Yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı yolu açıktır. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı yolu anayasa mahkemesidir. Evet, evet, evet. Tamam. Bunları ayrıntılı bir şekilde ilerleyen videolarda anlatacağım. Bu video bu kadar. Yeter arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu. Tamam? Önemlidir. Ee, milli Meclis'in denetim yollarından da e, benzer yerlere de vurgu yapacağım. Önemli bir başlık olacak. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sesim biraz kötü. Affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar eğer kanala abone değilseniz hale artık siz kaybettiniz. Kanala abone olabilir. Arkadaşlarınıza videoları tavsiye edebilir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendi tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedi tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki kafanıza takılan bir yer varsa Instagram hukuk öğretir sayfasından bize çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güncellemeleri orada yapıyorum. Aynı şekilde Twitter'da artık e, anket şeklinde soru çözümleri yapıyoruz. Twitter hukuk öğretir sayfasından oradan da mutlaka bu hesapları tavsiye takibi almanız tavsiye edilir. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.